Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Park sensörü nasıl bağlanır onu tarif etmeye çalışacağım size. Yuvaları gördüğünüz üzere metreyle ölçerek hizalı bir şekilde üst kısma yerleştirdik. Sol ve sağ kısım görüldüğü üzere. Megan 2'lerde tamponun alt kısmı boş olduğu için rahatlıkla geçirebileceğiniz yerler var. Hiç sorun yaşamıyorsunuz. Bu konuda kolay bir araba. Alttan geçirdikten sonra şu kısımda bir kablonun geçtiği tıpa var. Tıpanın deliğinden rahatlıkla alabiliyorsunuz. Sonrasında ise arkadaşlar park sensörünün hem en basit hem de en önemli noktası olan tetik kısmı önemli. Farın soketini gördüğünüz üzere yerinden çıkardım. Şu şekilde. Megan 2'lerde sol stoptan alacaksanız eğer yeşil kablo ben kontrol lambasıyla bulup bu şekilde çakmakla yakarak buraya sabitledim. Sonrasında ise şaseyi hemen stopun üzerinde bir tane vida var. Oradan alabilirsiniz. Şimdi devamında aşamalar nasıl gidiyor onları tarif etmek için videoyu yarıda bırakıyorum. Arkadaşlar montajımızı bitirdik. Şimdi park sensörü üzerindeki soketlerin ne işe yaradığını tarif edeceğim. Sol kısımdaki güç kablomuz artı eksi. Bildiğiniz üzere biraz önce anlattığım gibi kırmızı tetik ucumuz. Siyahı istediğiniz bir yerden şase verebilirsiniz. Hoparlör buzzer ucumuz. Ve 4 tane sensörümüz. Bunlar da sıralama çok olmaz. Genelde de zaten soket sokete takılır. Yabancı bir şeyi farklı bir yere takamazsınız. Hepsinin yeri farklı farklıdır. Onun haricinde anlatacağım çok da bir şey kalmadı. Son bitmiş halini isterseniz geçelim. Montajı tamamen bitirdik, topladık. Şimdi bir denemesini yapalım. Al geri. Gel. Gel. Tamam, kal öyle. Al ileri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar montaj bu şekilde. Videomuz size faydalı olduysa sayfamızı beğenip videoların altına yorum yapıp bizleri takip edebilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi montajlar. Hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle.